Hülya Kaya merhabalar. İnşallah sen de bir gün bu güneşin altında beraber bir yayın yapmayı Allah bize nasip etsin. Habere girince şurada bekledik değerli izleyenler. Mert oraya göster. Mert'le beraber her taraf güneş. Kaçacak yer arıyoruz. Bu demirin dibinde kolumu şuraya sürdüm. Bu demirin sıcaklığı daha fazla değerli izleyenler, onu söyleyeyim. Malatya'da müthiş bir sıcaklık var, onu söyleyeyim değerli izleyenler. Hani diyorlar ya, tombu sıcağı. Hakikaten o tombu sıcağını tam fazlasıyla hissetmekteyiz. Şu an neredeyiz? Büyük Mustafa Paşa Mahallesi'ndeyiz değerli izleyenler. Hemen arkamızdaki boş alan Rahmi Akıncı Ortaokulu'nun olduğu yerdi. Maalesef depremde ağır hasar aldı ve yıkıldı. Hemen karşısı Rahmi Akıncı İlkokulu. Sol tarafımız ise, orayı da göster ki oranın mezunu çok. Hacı Ahmet Akıncı Lisesi değerli izleyenler. Anadolu Lisesi olmuş şimdiki ismiyle. Hacı Ahmet Akıncı Lisesi, Rahmi Akıncı İlkokulu ve Rahmi Akıncı Ortaokulu'nun olduğu tam o noktadayız. Buranın da hatıraları, anıları çok yüksek. Ablam burada okumuştu, Esra ablam. Kardeşim Bahadır burada okumuştu. Ben Hasan Varol Ortaokulu'nda okumuştum. Lise işte sanat lisesinde okumuştum. Hep böyle Malatyalıların hatıralarında yer alan okullardan bir tanesi de Hacı Ahmet Akıncı Lisesi ve Rahmi Akıncı İlkokulu, Ortaokulu. Hep buralar 80-90'lı çocuklarının hatıralarının olduğu okullar. Bu alanda da işte ortaokul yıkılınca bu şekil kalmış ve bekliyor. Hülya Kaya, dünden beri işte daha doğrusu geçen cumadan beri biliyorsunuz kira yardımları yatmaya başlamıştı. Dün sosyal medyada bir yazı dolanmaya başlamış. Yani bir yerden çekilmiş fotoğraf. Maraş'ta çekilmiş ama o fotoğraf. Araştırdım sordum, orada şey yazıyordu işte. Temmuz ve Ağustos kiraları Ağustos ayında yatacak diye. Bu Malatya için geçerli değil. Dün Sayın AFAD İl Müdürü Ali Altındal'la görüştüm. Malatya'da böyle bir uygulamanın olmadığını, sırayla yatacağını söyledi. Vatandaşlar da bana soruyor, hala yatmayan kişiler varmış hesaplarına. Bu hafta sonuna kadar yatması bekleniyor değerli izleyenler. Ayın 20'sine kadar yani. 20'sinden sonra da eğer yatmazsa tekrar bir AFAD'a başvurun. Sonucunu öğrenmeye çalışın. Aynı zamanda değerli izleyenler, bugün biliyorsunuz aslında güne farklı bir şekilde başladık. İşte cinayet haberleri, ardından intihar haberleri. Allah Malatyalıların aklına mukayyet olsun diyorum. Vallahi bu şu kadarcık bir şirin aklımız kalmış. Hepimizin aklına mukayyet olsun. Böyle bir şehir değildik. Vallahi bu depremden sonra başımıza gelmedik şey kalmadı. Yayınlamadığımız haber kalmadı yani değerli izleyenler. İzliyorsunuz haber merkezi Esma Hanım, Ümran, çocuklar ne haberler yapıyorlar yani. Olmadık işler oluyor, başımıza geliyor Malatya'da özellikle. Felaketinden, cinayetinden, intiharından yani... bu şehre acilen psikolojik desteğin de verilmesi şart. Buradan yetkililere tekrardan seslenelim. Hakikaten bu memleketin psikolojik desteğe ihtiyacı sonuna kadar var. Mert, devam edelim. Büyük Mustafa Paşa Mahallesi'ni sizler için gezeceğiz. Abimi göster. Abim bir el sallasın. Mehter takımımızın bando davul değil mi abi? Köz mü? Köz. He, közü çalan o hani büyük davul var ya değerli izleyenler. Ejder abi çalıyor değil mi önceden? Eyvallah. Ejder abinin yaptığı işin aynısını yapıyor abim orkestrada. Burada bir ablamız da bizi yayında bekliyordu. Mert ablamız da göster. Nasılsınız ablam, iyisiniz? Sağ olun. Sıkıntı yok inşallah. Binanız iyi duruyor. Maşallah. Görüşürüz, kolay gelsin. Devam edelim Mert. Abi size de kolay gelsin. Görüşürüz. Sağ olasınız abi. Gel. Devam edelim Mert. Sıcak çok yani aşırı bir sıcak var Hülya Kaya. Yani yaza geldiğimiz zamanki en sıcak sıcağı yaşıyoruz şu an Malatya'da. Onu söyleyeyim bu hava sıcaklıklarında. İki tane ablam geliyor, gel. Mert, onlara bir selam verelim. Tam Malatyalı olduğunu düşündüğüm iki ablam geliyor. Onlara bir selam verelim. Selamünaleyküm. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Bu güneşe ne geziyorsunuz? Valla hastaneye gidiyorum. Hastaneye mi gidiyorsunuz? Evet. Nerede oturuyorsun ki? Caminin orada oturuyorum. Ha, caminin orada. Evde bir sıkıntı yok inşallah. Biraz az hasarlı. Az hasarlı. Tadilat yaptırdınız mı? Yok, daha yaptırmadım. Yaptırmaz. Bekleyin biraz da olmazsa. Evet. Şu biraz daha sallantılar mallantılar geçsin, ondan sonra başlasın. Bir isteğiniz bir temenniniz. Yalnız bizim camimiz... Hangisi? Mimar Sinan Camisi. Ha. Çalışmıyor. Ne hasarlı olduğu belli, ne olmadığı belli. Vallahi abla. İki senedir duruyor. O konuda ne deseniz haklısınız. Diyanet maalesef bu konuda sınıfta kaldı. Malatya'da birçok camimiz maalesef ne haldeyken hiç kılını bak 17. ay 18. aya gireceğiz deprem sonrası. Evet. Kılını kıpırdatmadılar. Bu ülkenin en büyük bütçesi Diyanet'e ait biliyorsunuz. Evet. Ama hala yapmıyorlar. Yapmıyor.
Niye yapmıyorlar bilmiyorum. Tamam, hayırseverler yapsın da en azından hayırseverlerin önüne açılsın yani. Desin ki bu bile yıkalım, yani yapalım, edelim ama o da yok. Bak mesela ben din ayeti Kur'an kursu hocasıyım. Hı-hı. Yani saat 1'e kadar ders çalışayım. Niye? Öğrencilerime biraz daha bir şeyler paylaşmak için. Biraz daha ileri paylaşmak, yani öğretmek için. 4 tane kitap okuyorum. Günde o kitabı öğrencilerime anlatıyorum. Ki aldığım şeyi hakkıyla verebilmek için. İnşallah. Kimse işini düzgün yapmıyor. Maalesef. Maaş alıp cebine koyuyorlar, tamam. Yallah. Bitti. Ondan sonra bitti gitti. Bitti gitti. Öyle. Senin evde durum nasıl? Sıkıntı var mı? Ben kızım. Ha, kızınız. Ha, berabersiniz. Evet, tamam. Beraber. Özür dilerim. Ayrı zannettim. Hayır. Yani bakalım nereye, ne olacak, ne yapacağız biz de bilmiyoruz yani. Sabah ne kalkarsın ya Allah ya Muhammed dersin, bir işin ucunda tutarsın. Bir işin ucunda başlamazsan bu toplanmaz. Öyle öyle toparlanmıyor işte. Aynen bakın, öyle. Buranın hallerine baksanıza. Hala hiç insanlar berbat, bekliyorlar. Berbat. Yani yerine dönüşüm olacak. Rezerv alan mı olacak? İşte okullar bu keza bu şekil bekliyor. Bana göre en önemli şey okul. Evet, okulların evet, bir an önce tamir olması gerekiyor. Ama işte insanlarımız da mahallesindeki o cami şeyini, o kültürünü kaybetmemesi gerekiyor. Yani. Diyanetin bir an önce o camileri falan ayağa kaldırması gerekiyor. Yaşlarımız var, ihtiyarlarımız var. Evet. Camiye özlemle gidiyorlar yani. Evet. Camiye gitmek onlar için ayrı bir mutluluk, ayrı bir keyif ama her işte o mutluluğu da elinden aldık. Her cuma gelirler, kapıda geri gidiyorlar. Değil mi? Yazık günah. Yazık ya. Günah insanlara, vallahi billah. Ya cumaya geçin, vakit namazlarını yine mahallenin, evet, yani keşke gençler de kılsa da, yaşlılar gidiyor zaten namaz kılmaya. Evet. Ama onların o şeyi de elinden alınmış oldu şu an. O keyfi, o mutluluğu, Allah, o huzuru alınmış oldu ellerinden. Yani. Geçmiş olsun abla. Sizlere geçmiş olsun. Sağ, Allah şifa versin. Biz devam edelim. Gel. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sen ne yapıyorsun? Mahalleni çekmeye geldik. Nasılsın? İsmin ne? Ensar. Ensar. Kaç yaşındasın Ensar? Ben 15'e gireceğim. 15'e gireceksin. Lisedesin. Evet. Hangi okuldasın? Rami Akıncı Ortaokulu'ndaydım ama yıkılınca mecbur yine ilkokulda okuduk. İlkokulda okudunuz. Evet. Sıralara sığıyor musunuz? He? İlkokul sıralarına sığıyor musunuz? Biraz yani. Biraz da olduğu kadar. Evet. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun şimdi? Şimdi liseye geçtim. Ha, liseye geçtin. İyi bakalım. Evet. Hedeflerin ne? Hedefim büyüdüğümü mimar olmak. Hey maşallah, inşallah. İnşallah. Bu kentleri sizler, gençlerimiz imar etsinler artık. Annem baban nasıl, iyiler mi? İyiler. Onlara da çok çok selamlarımızı ilet. Aleyküm selam. Geldik mahallemizi çektiğini söyle, tamam mı? Akşam da izlesinler seni. 5:30'da izleyin tekrarını. İyi, görüşürüz. Görüşürüz, kendine iyi bak. Oraya da gidelim. Su var mı, su? Bir bardak su verirseniz bize iyi, bu sıcakta vallahi iyi olur. Soğuk su zaten içeriye. Yok, soğuk olsun da çeşme suyu da içelim, ben sıkıntı yok. Nasılsınız abi? Teşekkür İyisiniz. Ederim abi. Siz de iyisiniz. Sağ olun. Teşekkürler. Allah geldik. Yetmesin. Mahallenizi bir çekelim istedik ama. Teşekkür ederiz abi. Sen burada mıydın hep? Ben de şeyden beri buradayım. Deprem olduktan sonra buradaydık, evet. Öncesinde? Şimdi hani 3 ay o hal ilan edildiği zaman gelip açamıyorduk. Hani işte jandarma, polis bırakmıyordu. Hani bir de ortalık. Binaların durumundan dolayı. Tabii hani girip caddeler de sıkıntılıydı. Depremde sürekli devam ediyordu. Öyle çok geniş ama şimdi depremden sonra açtık yani. İşte önümüzdeki Nisan, Mart, Nisan'dan sonra açtık geldik. İşler nasıl gidiyor? İşler hamdolsun. Bizim genelde hani mahalleye hitap etmiyorduk. Okul vardı burada. Rahmi Akıncı Ortaokulu vardı. Okulun öğrenci seviyesi yüksekti. Ondan sonra bizim okul döneminde işlerimiz iyiydi. Ama okul tabii yıkılınca. İşte bir de gördüğünüz gibi apartmanlar boş. Binaların çoğu yıkıldı. Yıkılan binanın ne halı belli değil. Orta hasarlı çok mu burada? Var. Orta hasarlı binalar da var ama hani oturan da var içinde. Oturan hani da giden, var. Şey, konteynere gitmeyip buralarda kalan insanlar da çok. Değil mi? Konteyner çok zor çünkü. Ya şu durumda sıcaklar görüyorsunuz. Tabii. Hani gölgede 37-38 derece sıcaklar söylüyor. Şurası bile sıcak şu an yani. Aynen, bak serinletiyoruz. Serinlemek için olarak suluyorsunuz ama yok, fayda kesmez. Tam yani. Tam tersi, hararet buhar yapıyor. Aynen. Size ne ikram edeyim, yok, ne içersiniz? Yok, sağ ol. Ben şu abim yanına gideceğim, çeşme suyunu içeceğim. Bardak verirsen iyi olur ya Sabah Serp. Bir abimin de yanına gidelim. Selamünaleyküm. Nasılsın abi, iyisin? Endüstriyel, evet, alıp satıyorsun değil mi? Evet, ikinci alıp satıyorum. Nasıl abi, işleriniz nasıl? İş yok abi ya. Durgun değil mi? Çok durgun. Yani. Ev nasıl, evin durumu nasıl abi? Evler hasarlı abi ya. Şey, program, Malatya'mızın çeşme suyu. İç abi. Afiyet olsun. Mersen de abi, tane iç. Hakikaten çok sıcak. Çok sıcak. Yoruyor.
Endüstriyel satıyorsun. Endüstriyel satıyoruz. İkinci el satıyoruz. Alım satımını yapıyoruz. Talep oluyor mu peki yani? Normal an, zaman talep oluyor muydu? Evet, oluyordu. Normal zamanda oluyordu ama şimdi yok. Bu depremden dolayı işler çok... Nasıl geçiniyorsun peki? Emekli olduğum için emekli maaşım var. Dükkanda ekstrası oluyor. Yani aynı. Senin mi kiralar mısın? Kira da istiyorum. Kira ne istiyorlar buralara? Şu an ben 7,5 oturuyorum kira. Mahalle arası. Evet, olduğu için. Daha önce mesela şeyden önce, depreden önce buralar 1000 liraydı kirası. Değil mi? Şaka gibi rakamlarda. Evet. Yani 500 metre ileride dükkanım vardı. 1000 liraya oturuyordum. Geldim burada 7500 liraya tuttum. Depremden sonra mı geldin buraya? Depremden sonra geldim. Dükkan yıkılınca buraya geldik mecburen. Malzemeler falan bir şey oldu mu o zaman? Yok, pek bir şey olmadı. Yani. Eyvallah, çok geçmiş olsun abi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim su içinde, sağ olasın. Devam ederim, gel Mert. Ara sokakları gezelim, ara sokakları gösterelim. Buranın durumunu. Abi teşekkür ederiz, kolay gelsin. Sağ ol. Oha, Gays da geldi valla. Nereden Gays'ı bu? Bu Yeşilyurt, Cafana'nın Gays'ı. Cafana'nın Gays'ı, değerli izleyenler. Bu ne oluyor? Bu Hacı Halloğlu. Hacı Halloğlu, ha. Evet. Kabahaç değil bu çünkü. Biraz kabahaç daha ufak. Kabahaç daha iyi. Bir de koltuğunda dikleri kalmamıştı. Koltuğundan ettik. Tabakta yani bahçeden gereken alıp. Ha öyle mi? Şey elinize sağlık. Teşekkürler. Sağ olun. Ha, abim geldi vallahi. Nasılsınız abi? İyisiniz? Allah'ın kerimine şükür. Sen nasılsın? Sağ olasın. Sen... Teşekkür ederim. Mahallenizi çekmeye geldik. Eyvallah. Sen herhalde geldin. Başka bir mahalledeydin. Buraya taşındın. Mustafa'daydım. Ev ağır hasar olduğu için yıkıldı. Hı. Burada kiraya geldim. Neydi, ne oldu kira? Abi 6000 liraydı. 9000 lira yaptılar. İşte Allah'ın verdiği afata vayıp başımız boynumuz gıldan incedir. Fakat ev sahiplerinkine millet zaten o perme perişan olmuş. Ben bugün bir emekliyim. Emekli olduğum halde aldığım para belli. Devlet bana kira veriyor. Eyvallah. Başımın üstünde. Onun üstünde ben kira veriyorum. Allah'tan reva mı? Bu ülkede Malatya'da Fahri Kayağı'nda en pahalı yerler Fahri Kayağı'ndı. Bostanbaşı orada en fazlası 6 milyardı. Buralarda 2 milyar, 2,5 milyar. Aynen öyle. 3 milyardı. Maksimum. Şuradaki bak ya. Halimize bak. Ya geldim girdim evin içine, mecbur kaldım. Orada bak sıkıştırıyorlar. Ev yıkılacak, ev yıkılacak. Haydi haydi haydi. İki papucumuzu bir şeye koydular. Perime perişan olduk. Zorla geldik. Ev tuttuk, ev demeye bin şahit gerek zaten de. Aynen öyle. Zor durumdasın, girdik içeri oturmaya, oturduk. Yıkılan evin yeri ne durumda? Bekliyoruz işte, şeyi bekliyoruz. Buradan aşağı kısımlar şeye girdi. Rezerv alanına girdi. Rezerv alanına girdi. Bu caddenin üst kısmı rezerv alanına girmedi yani. Rezerv alanı hakkındaki düşünceleriniz neler? Çünkü bazı vatandaşlar itiraz ediyorlar, bazıları kabul ediyorlar. Şimdi şöyle bir şey var, devlet bunu burada şurada hata etti devlet. Bütün Malatya'yı rezerv alanına sokacaktı. TOKİ hiç yapmayacaktı. Vermeyecekti. Herkesin aynı parayı, herkesin evini TOKİ yapıp öyle teslim edecekti. Millet hala ben bekliyorum ki kura çekile, kura ne zaman çekilecek? Heh. Ne zaman TOKİ'nin evleri olacak? Ne zaman ben gideceğim, evimi oturacağım, evimi bileceğim, evimi... Yani bu yazık, günahtır bu vatandaşa ya. 18. aya yaklaşıyoruz, haksın. 1,5 yıl oldu neredeyse. Yani. Hala yani, bir belirsizlik. Yani benim inancım değiller ki işte bu yılın sonuna kadar herkes, bakanımız geldi inşallah, bakanımızın sözü olur. Der ki bu yılın sonuna kadar herkese dairesi teslim edilecek inşallah. Aa, bana kimse inandırıcı boştan, gelmiyor abi ya. Yani inandırıcı yani yapılan, gelmiyor ki. Yapı stoğu belli yani Malatya'da. Olay şu, gelen giden çok. Bak bugün bir vali. Yeni valimiz geliyor. Yeni vali geliyor. Bir vali geldi. Ne yaptı? Ne etti? Sen Malatya'nın en büyük mülki amirisin. Ne yaptı? Ne etti? Sıkıntımız değil biliyor musun abi burada? Dışarıdan gelen atanmışlar, tamam mı? Malatya'nın derdiyle dertlenmiyor. Aynen. Aynen. Yani, derdiyle dertlense zaten aynen. Bu sıkıntı olmaz. Keza baktığımız zaman belediyeler de aynı şekilde şu anda aynı durumda. Yani o kadar ilginç iddialar, o kadar şeyler söyleniyor ki yani aklımız bulanıyor bir anda. Yani belediyenin de dertlenmesi lazım ama işte o dertlenmeyi göremiyoruz. Ya şimdi bir sürü... İlçe belediyeler, merkez ilçeler dahil söylüyorum bunları. Tabii ki tabii şu ki. Şu an hala belediyelerde personel yeri değiştiriliyor. Başka şeyler oluyor. Tamam mı? Yani Malatya'nın derdi personel değil ya. Senin müdürünü ben beklemek zorunda değilim kardeşim. Yani, senin müdür atamanı ya, beklemek zorunda kardeşim, değilim. Kardeşim daire başkanı her şey, her şeyin daire başkanı daire başkanlığını yapıyor. Sen... Onun Ahmet'in hatırına, Mehmet'in hatırına adamlar alınıyor. Vasıfsız adamlar alınıyor. Vasıflılar
Maalesef kenara itiliyor. Yani kenara itiliyor. Böyle bir şey olmaz. Ben itfaiyeden emekliyim. Hı hı. Ben 8 yıl oldu itfaiyede emekliyim. Ben bu Malatya'nın sevdalısıyım. Benim çalıştığım dönemde müdür geldi. Burada bir boğulma olayı olmuştu. Hı hı. Dalgıç gelmiş. O zamanın parasıyla tam 6 milyar para istemiş. Cenazeyi çok çıkarmak. Çok ciddi bir para. Yani ben de vücut geliştirme hakemiyim, milli hakemim, antrenörüm. Dünya milli takım seçmelerindeyim ve baktım 37 tane cevapsız arama. Hı-hı. Hakemlik görevindeyim. Geldim, kısa keseyim. Baktım müdür bey aramış. Hı-hı. Buyur müdürüm dedi ya, böyle böyle bir durum oldu. Ben dedi ekip kuracağım, dalgıç ekibi. Hı-hı. Kimse yanaşmıyor, ne diyorsun? Üç arkadaş. Ya Allah dedik, dedim benim başım üstüne, seve seve. Ben bu memlekete sevdalıyım. Hizmetim olacaksa başım üstüne. Ondan sonra dalgıçlık 2000 yılında kurduk. Maşallah, hale devam ediyor. O ekibimiz iyi çalışıyor. Yani ama, işte eskilerden 2-3 kişiydik. Bahattin abim vardı değil mi? Bahattin hale devam ediyor. Bahattin Mustafa'yla ben, iki Mustafa'yla. Ha, tamam. Mustafa Deveci'yle ben, Mustafa Erdemir. Ben emekli oldum. Ekip çoğaldı. Ekip hale devam. Bizim devam mesela ediyorum. Türkiye genelinde yani, siz bölgeye de hitap ediyorsunuz çünkü. Tabii, de. Doğu, Güneydoğu'da. Ben Urfa'ya gittiğinizi biliyorum. Urfa, Diyarbakır'a falan gittiğinizi biliyorum. Urfa'ya gittik. Batman'a gittik. Ha, Batman'a da gittiniz. Kayseri Pınarbaşı'na gittik. Aynen. Yani gitmediğimiz yer kalmadı. Aynen. Allah'a çok şükür güzel bir ekip yine kuruldu. Hı hı. Harika arkadaşlar var. Ya işi yani, ehline verdiğin sürece sıkıntı yok. Demem şu. Ya şimdi bakıyorum, belediyede çalıştığım için demem şu. Şimdi bakıyorum belediyede taskayım. Öyle. Taskayım. Ben de öyle görüyorum yani. Yani bak, sen dün gördünüz Mehteran takımdan, yaşım 62. Ben orada gönüllüyüm. Ben İmam Hatip 75-77 yıllarında girdim. İmam Hatip'te mehter görevlisiydim. Sevda bu. Hocam gelir misin? Benim başım üstüne hemen geliyorum diyorum. Çıkıyorum, gidiyorum. Allah yani, razı olsun senden. Biz sevdalıyız. Biz Malatya'ya sevdalıyız. Malatya'ya bir çivi çakanın kulu kölesi oluruz. Biz, yani bu doğdum 62 yaşındayım. Malatya'dayım. Ben Malatya'nın yerlisiyim. Dedelerim Tecde'den gelmişler. Mimar Sinan'a yerleşmişler. Yani Malatya dedim de, ben depremde çağımı çoluğumu götürdüm İstanbul'a. Duramadım. Koştum geri geldim. Birinci günü, birinci depremde koştum gittim. Otelin orada çalıştım, caminin karşısında. Yani Allah yani razı olsun. Biz duramayız. Biz alışmışız. Genimizde var çalışma. Evet. Abi görüşürüz. Görüşürüz. Kendine Allah iyi bak. Olsun. Allah'a emanet. Allah'a şunu emanet. Şöyle bırakayım abi, çöp atarsan zahmet. Devam edelim biz. Kolay gelsin. Mert şunu al, bir tanesi sen ye, bir tanesi ben yiyeyim. Yemeyeceğim. Peki ben yerim, sen yerine. Büyük Mustafa Paşa Mahallesi'ni gezelim, gel Mert. Hacı Haliloğlu. Şurayı çeker misin Mert? Böyle bir önlem alınmış. Büyük ihtimal bitirik nizamlı değerli izleyenler. O suntalarla kapatılmış. Bina bir şekilde tekrardan güvenli hale getirilmeye çalışılmış ama işte ne kadar güvenli olmuş tartışılır. Devam edelim Mert. Yukarı doğru çıkalım. Dikkat etmemiz gerekiyor. Abla nasılsın? Şöyle gölgeye gel, kurban olam. Gel. Nasılsınız? İyisiniz? Yok, biz soğuk getirdim. Sağ olasın. Bak ellerimiz dolu ama zaten. Ama bak geldim ben buraya kadar. Tamam onu Mert içsin. Geçmiş olsun ablam. Sen nasılsın? İyisin? İyiyim ben. Şimdi Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Canım benim. Mert Hanım. Benim sodayla aram yok. Ya. Sıkı alsın aynen. Bak iyi firma ama. Yok biliyorum. Nasılsın? İyisin? Vallahi iyiyim, hamdolsun. Sizi gördüm. Her dakika bak izliyorum. Eyvallah, gece, Allah razı gündüz olsun. Sizi izliyorum. Allah razı olsun. Vallahi işiniz gücünüz az gelsin. Sıkıntı yok inşallah. Sıkıntı yok. Bizim evimiz az hasarlıydı. Az hasarlıydı. Tamir ettirdik, oturuyoruz. Teşekkür ederiz. Vallahi işleriniz iyi olurdu. Size üzülüyorum böyle şeyde geliyorsunuz da sıcaklarda. Yok, mecburen. İşimiz bu bizim. İşiniz az gelsin. Ama ben Allah. Şey diyorum, Hülya Hanım'la da bir kere çıkalım böyle bu sıcaklarda. Vallahi Hülya Hanım'ı da çok seviyorum. Hülya Hanım'ı da yoralım biraz. Hülya Hanım da benim şeyim ya, gelinimi sayılır. Ben de Hekimhanlıyım. Öyle mi? Hekimhan neresinden abla? Hekimhanım, biz burada doğduk büyüdük de babam Girmanalı. Ha, Girmanalı. Oo. Eşi Metin abi var. O Girmanalı değil mi? Evet. Metin Kaya Girmanalı. Bizim de belki de akraba da, ben de akrabalarım Kaya. Kesin vardır. Şimdi ben burada doğdum büyüdüğüm için çok o kadar geniş bilemiyorum. Mutlaka Kaya, bizim Kayalar akrabamız yani, amca çocuklarım benim Kayalar.
Ondan sonra çok seviyorum. Hülya Hanım'ı da çok seviyorum. İşi gücü rast gelsin. Çok güzel yayın Peki yapıyorsunuz. Peki Girmana'ya, Kocaözlü'ne her tarafa selamımız olsun. Ben de sana şu kayısı ikram ediyorum. Yok, kayısı dolu evde. İnan. Al al bak bu da senin kısmetin olsun. Vallahi yok. Bak, vallahi gitmem. Yok, bir tanesi, bir tane. Tamam hadi bir tanesi sana. Çünkü evde dolu kayısı geldi. Tamam. Hadi görüşürüz ablam, sağ olasın. Devam edelim. Ben sodayla aram yok fazla. O yüzden he. Yok yok Mert. Yok götür bir şey olmaz. Sıkıntı yok. Devam edelim. Sağ olasın ablam. Sağ olasın ablam. Devam edelim Mert. Ara sokakları gezelim. Dolaşalım. Şöyle ablalarımıza çek. Nasılsınız? İyisiniz? Sağ olun. Çok sıcak. Fazla beklemeyin balkonlarda. Tamam görüşürüz. Kolay gelsin. Aleyküm selam. Hülya abla duyuyorsun. Sana çok çok selamlar var ablamızın. Mert, şöyle ara sokaklara gezelim. Karşı ara sokaktan devam edelim. Bu yol, değerli izleyenler, Malatya Lisesi'ne giden yol. Hemen bu geçtiğimiz yol şu an. Şu ara sokaklarına devam edelim. Eski tip Malatya evleri değerli izleyenler. Yani biz bunları çok gördük. Selamünaleyküm. Selam abi. Nasılsınız ustalarım? İyisiniz? Sizlere de bir selam verelim. Gölgede biraz röportaj yapalım. Yaşlar kaç? Yaş 20 abi. Senin? 23 abi. 23. Askerlik falan bitti mi? Abi bir ay sonra gideceğiz abi. Gidecek misin? He abi. Yer belli oldu mu? Daha belli değil abi. He belli değil. Bir ay sonra belli olacak inşallah. İnşallah. Vatan hizmetinizi aynen, güzel bir şekilde aynen. Yerinize getirsin aynen inşallah. Abi. Askerlik farklı bir duygu. Aynen abi. Hele bir gidelim bakalım nasıl bir şeymiş. Yani önceden herkes böyle korkuyor falan da işte. Askere gidince Atay aslında her şey ya. Güzel oluyor aynen aslında. Aynen öyle. O anlar hiçbir zaman hayatı aynen. Boyunca unutamıyorsun. Aynen abi. Nasıl gidiyor işleriniz nasıl gidiyor? İşler... Bana bir kayısı vereyim. Bu da senin hakkın olsun hadi. İşler abi durgun ya. Piyasa ölü. Piyasa ölü. Millet kayısıda abi. He. Şu kayısıda oldukları için kimse yok. Manatada. Kimse yok. Herkes köyünde. Sen nerelisin? Ben Cafanalıyım abi. Oo. Güzel memleket. Cafana da güzel. Gidiyor mu? Kayısı falan var mı orada? Yok abi. He kayısı yok. Normal. Lastikçilik yapıyorsun. Lastik, sen kaporta. Ben de Cafanalıyım abi. Daha bizim köyde abi. He. Biz hısımız abi. He hısımsınız. Sizin var mı bahçe? Var abi. He, bitti çitil. Mi? İş bitti mi peki? Yok abi benim çitil aldı. Hayır daha çitil. He abi. Ne kadarı var daha onların? 2 senesi var abi. 2 sene sonra herhalde meyve vermeye başladı. İnşallah. İnşallah. Bereketli olur inşallah. Ağaçlarımız sağlam sapa sağlam büyürler. Çok şükür. Bakım falan zor oluyor mu? Yok abi alıştık artık. Alıştınız artık değil mi? Bunu da ekstra yapıyorsun bu işte. Aynen. Okay, he abi. He. Siz buranın sahibi misiniz? Aynen şarkısını? Abi. He, sahibi. Evet. Normalde babam bakıyor da babam... He. İşte olduğu için biz bakıyoruz. Oğlanlar yani. Şeye geldi, şey geldi. Lastik, kaporta. Kaporta derken boya. Ne yapıyorsun? Her şeyi yapıyoruz abi. Hani şey mi? Ne yazıyor da cam film falan cam mı çekiyorsun? Cam filmi, işte araç kaplama, detaylı temizlik, her şey var abi. Temizlik araca var yani. Dair her şey var. Kaporta, boya, hepsi var abi. Allah kolaylık versin. Amin abim. Cümle. Kolay size gelsin. De kolay gelsin. Sağ olasın. Şey, görüşürüz. Sağ hadi sağ olasın. Yıkama demişken değerli izleyenler, geçen gün sosyal medyada paylaşmıştım. Ceza infaz kurumları bu şeyin o tarafta, nasıl diyeyim size, havuz başı var ya değerli izleyenler. Havuz başının orada bir yer açmış, oto yıkama yeri. Hükümlüler orada çalışıyorlar. Yani açık cezaevindeki hükümlüler orada çalışıyorlar. Ve çok uygun fiyata araç çıkıyorlar. Bilginiz olsun, eğer gitmek, orada yıkatmak isterseniz araçlarınızı, 150 TL'ydi galiba değil mi Mert? Ben öyle hatırlıyorum. Geçen gün hatta bir abim de gitmiş. Orada arabasını yıkatmış, bana resmini atmıştı. Öyle bir düşünceniz olursa da arabanızı orada da yıkatabilirsiniz. Ev burası mı senin? Ablamın evinde çektim Mert. Maşallah. Sıkıntı yok inşallah evde. İyi, iyi. Allah ağız tadıyla oturmayı nasip etsin inşallah. Buradaki evlere de gösterelim. Neyden? Çöpçü şimdiden ya. Gelmiyorlar mı? Gelmiyorlar. Bak her taraf pislik. Şuradaki ev yıkılacak. O da bir 100 senedir öyle bıraktı gitti. He. Satıldı. Oraya getiren çöpünü atıyor. Getiren çöpünü atıyor. Yani çöplük olmuş orası. Çöplük olmuş. Böyle diye şey de söyledik yani. Hiç gelen de yok. Bakan da yok. Yani ama günahtır vatandaşa yazdık yani değil mi? Baksana şu ev 5 senedir bir 3 katlı ev yapılmadı. Hı hı. Ondan sonra. Buradaki gençlerimiz geldi. Gelin. İkiniz de gelin. Beşiktaşlı mıyız? Ben Beşiktaşlıyım abi. Sen? Ben de. Sen de Beşiktaşlı. Niye Malatya Spor tutmuyorsunuz? Ya ben şimdi Beşiktaş... Şehrinizin takımı salım ya. Ya Malatya Spor daha bitti abi yani. Niye bitti sence? Yani deprem vurdu, kötüleşti şimdi. Yani değil daha mi? Ligden çekildi. Kardeş miyiz? Evet. Kaçıncı sınıfa gidiyoruz? Lise 1. Lise 1 sen? Lise 2. Sen abisisin. Hangi okuldayız? Spor lisesi. Öyle mi? Kanguru okulları. Sen de kanguru okuldasın. Spor lisesinin herhalde yeri taşınmış galiba. Evet. Şehit Ekrem Toktamış. He? Şehit Ekrem Toktamış.
Sizde hazırlık var mıydı yoksa direkt lise 1'den mi başlıyorsunuz? Nasıl yani, spor lisesi için mi? Parkura girdik, yetenek sınavı. Ha, yetenek sınavına girdiniz. Kazandın. İyi maşallah. İnşallah hedefin ne? Besyo mu yine? Evet. Futbolcu da polis olmayı düşünüyorum. Oynuyor musun peki futbolcu? Evet. Hangi takımdasın? Malatya Kadın Futbol'da il birinciliğimiz var. Öyle mi? Yani şey, o asıl ligde oynayan takımdan mı oynuyorsun, alt takımlarına mı oynuyorsun? Alt takımdan. Alt takımdan oynuyorsun. Mevkin ne? Mevkim orta saha. Orta saha, vay. Kaç numara oynuyorsun? 10. 10 numara, vay. en kıymetli numara oynuyor musun ama? Evet. Nasıl, gelecekten umudun var mı? İnşallah olur. Yani düşünüyorum. İnşallah, hayırlısı inşallah. İnşallah. Sevinirim valla. Malatya'dan kadın bir futbolcu böyle profesyonel liglerde oynasın, ne güzel olur değil mi? Evet. Senin hedef ne? Benim hedefim ya doktor olmak ya da bir oyuncu yani. Yani dizilerde oynanan oyuncu. Vay. Hedef güzel. Hedefim o. Öyle yani, bir çalışman var mı peki? Yani doktorluk da var yani şu an biraz. İyi, hadi hayırlısı inşallah. Doktor da olsan güzel olur. İyi bir oyuncu olsan da çok güzel olur. Görüşürüz. Annenize babanıza selamlarımı iletin. Tamam. Yani. Kendinize iyi bakın. Devam edelim. Ha, sor. Hangi kanalda yayınlanıyor? Bak burada yazıyor. RTV. Akşam 5.30'da tekrarınızda YouTube'da da var. Onlar geçiyor. Abi kolay gelsin. Kolay gelsin. Mahalleyi çekiyoruz. Şöyle gidelim Mert. Burada da yeni bir bina yapılmış değerli izleyenler. Şu an inşaat son aşamaya gelmiş galiba. Ne olur ne olmaz diye böyle tel örgülerle falan çekmişler. Müteahhit büyük ihtimal yapan kişi. Burada da hazır gibi. Yakın bir zamanda burada da yaşam başlar diye düşünüyoruz. Ki işte bu şekil binalar maalesef hala ayakta kalmaya devam ediyor değerli izleyenler. Neyi bekliyorlar? Niye yıkmıyorlar? Hala anlamadık. İhaleler bekleniyor, şu bekleniyor, bu bekleniyor ama hala bu binalarda maalesef bu şekil beklemeye devam ediyor. Meczup bir şekilde. Yani burası kötü insanların yeri olur değerli izleyenler. Yani başka bir açıklaması yok. Yani üst katlarda, alt katlarda her türlü pislik dönebilir buralarda. Yetkililere söylüyoruz yani şuraları bir an önce yıkın. Yıkın ki kurtulsun şu memleket şu bu işlerden. Gel Mert. Hemen karşısında yine başka bir bina. Bayağı bir bina yıkılmış burada da. Bayağı bir bina yıkılmış. Biz nereye çıktık Mert? Hasan Bey'e doğru çıktı değil mi? Neyse şuraya aradan tekrar dönelim. Mahallenin içini gezelim. Hasan Bey Caddesi üzerine çıktık değerli izleyenler. Buradan da bir an önce yıkılması gerekiyor hakikaten. Binalar bayağı sıkıntılı. Mahalle aralarına girelim. Girmediğimiz yerlere girelim Mert. Keza yine bakın Hasan Bey Caddesi üzerinde bir sürü bina yıkılmayı bekliyor değerli izleyenler. Şu an hatta şu binanın çatısı falan şu an alınıyor. Çatı sökülüyor. Büyük ihtimal bu binada yıkılacak binalar arasında yer alacak. Gel bu Mert, buradan tekrar aşağı doğru inelim. Hatta bir ev taşınması da varmış burada. Onu da gösterelim. Taşınıyor mu, geliyor mu, gidiyor mu onu da öğrenmiş oluruz. Sağlam yapılmış binalarda zaten fazla bir sıkıntı yok değerli izleyenler. Çok eski binalarda bayağı sıkıntılar var. Ara sokakları gezmeye devam ediyoruz Büyük Mustafa Paşa Mahallesi'ne. Yine hatırlatayım. Kira yardımları Malatya'da yatıyor. Ama Maraş'ta 2 ay ötelemişler. Selamünaleyküm. Nasılsınız abi, iyisiniz? Şöyle gölgeye gel, kurban olma. Olmaz ya. Sıcakta biz yandık. Sen daha yeni çıkıyorsun. Evet. Mert de gelsin şöyle. Nasılsınız? İyisiniz? İyiyiz. İyi olmaya çalışıyoruz. Burada mı oturuyorsun? Evet. Sıkıntı yok inşallah. Yok. Çok şükür. Kirada mısın, ev senin mi? Ev benim. Ev senin. Çok şükür. Ne iş yapıyorsunuz abi? Valla ben çiftçiyim ya. Köydeyim. Neredesin? Aksaray köyünde. Ne iş yapıyorsun? Kayısı falan mı var? Kayısı. Bitti mi? Bitti. İyi. Geçmiş olsun. Sağ olasın. Ne kadar sürdü hasat? 25 gün sürdü. 25 gün sürdü. Eleman çalıştırdınız mı? Yok, çocuklar vardı. Çocuklar vardı. Kaç kişi girdiniz bahçeye? 5 kişi. 5 kişi 25 günde. Evet. Helal olsun. Ama kayısı olmadı ve para etmiyor. Az mı çok mu senin orada? Kayısı az ya, 1-1,5 ton falan oldu. 1,5 ton. Şey, vatandaş da şimdi şeyi bekliyor. Fiyatların biraz yükselmesini bekliyor. Geçen fiyatlar gün kaç çok düşük ya, hiç para etmiyor ne kayısı. Ne kadar ediyor şu an mesela? Senin öğrendiğin fiyatlar ne kadar? Ne fiyatlar? Fiyatlar 100 ile 120 arası ya sarı kayısı. Şaka gibi. Evet, gün kurusu da aynen. 100 ile 120 arası, hatta alıcı da bulmuyor. Sen ne yaptın? Gün kurusu mu yaptın, şey mi yaptın? Ben sarı yaptım. Ha, sarı yaptın. Yine isimli kayısı yaptın. Evet. Eyvallah. Bir şey mi temennin? Canın sağlığı. Eyvallah. Görüşürüz abi. Görüşürüz. Aksaray'a da selam olsun. Evet, sağ olun.
Allah'tan kendi eviymiş yani. Şu an çiftçi olacaksın, kiracı olacaksın. Vay vay vay. Hülakaya dün o senin kayısı hesaplaman sosyal medyaya düşmüştü. Bayağı da bir ilgi çekmiş. Bilgin olsun. Bayağı da bir yorum gelmişti, gördüm. Başka sosyal medyayla uğraşan arkadaşlarımızın sayfalarında gördüm. Bayağı bir trend olmuş o videon. Kayısı hesabını aslında bir de okusan iyi olur. Vatandaşlarımız bir daha o hesabı görsünler bence. Şöyle kenardan geçelim. Evler yıkılınca her taraflar böyle otopark olmuş, tarla olmuş. Taşınıyor muyuz, taşıyor muyuz? Taşınıyoruz. Eyvallah. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederiz. Siz de iyisiniz inşallah. Hamdolsun, geldik mahalleye çekiyoruz. Şimdi bir taşıma ne kadara mal oluyor Malatya'da, şehir içi? Şehir içi? Bizimki komple 3750'ye şey yaptık. Kamyon, asansör 3750'ye şey yaptık. Yani nereden geldi bu eşyalar? Şahınahan. Şahınahan'dan buraya 15. getirdiniz. Evet. Şahınahan'dan ama asansör kullanmadınız değil mi? Orada asansör kullanmadık. Asansörsüz, 3750, yani her şey dahil, kamyon dahil, işçi kamyon dahil. İşçi kendimiz. Ha, kendi yeriniz. Anlat. İşçi dahil olsa neye mal oluyor? Bilmiyorum. Ha, bilmiyorsunuz. O biraz çok olur. O biraz çok olur değil mi? Evet. İyi. Ha, Allah kolaylık versin. Teşekkür ederim. Kira ne kadar ödeyeceksiniz? Kira 14 bin. Ciddi misin ya? Evet. Çok yüksekmiş ya. Kesinlikle. Bina sağlam ama değil mi? Bina sağlam. Eyvallah. Ne iş yapıyoruz abi? Ben imamım. İmamsınız. Nerede hocam? Vaizoğlu Camisi'nde. Vaizoğlu Camisi'nde. Eyvallah. Sıkıntı yok camide inşallah. Yok. İyi. İbadet devam ediyor yani. Devam ediyor tabii. Allah kolaylık versin hocam. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah hayırlı olsun. Oturmayı nasip etsin inşallah. Allah razı olsun. Rabbim sizlerin de işini rast getirsin. Amin. Cümlenin. Kolay gelsin. Aşağı gidelim Mert. Ara sokaklara girince zaten yıkımın boyutlarını da fazlasıyla görüyoruz değerli izleyenler yani. Sağlam olduklarına bakma yani, buralar hep evdi. Çoğu yer evdi. Bak karşılıklı iki ev birden gitmiş. Belki de üç ev vardı burada, tam bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Hemen bu kısacık diye bir, pardon, Gülay apartmanıymış. Onun yanındaki bina yıkılmış. Böyle önünü kapatmışlar, arkasına kapatmışlar. İnşaatın yapılması bekleniyor. Hemen burada başka bir, büyük ihtimal tek başına bir bina vardı. Bu binada maalesef yıkılmış ve yenisinin yapılması bekleniyor. Ha, orayı mı çekiyorsun Mert? Mert'in çektiği açıda değerli izleyenler, yan taraftaki bina varmış büyük ihtimal. O arka tarafını o duvara bağlamışlar. Arka tarafa açık kalınca da o eşyalar da öyle dolabın ön tarafı kapalı, arkası açık şekilde bekliyor. İlginç görüntülerden bir tanesini daha yakaladım Mert. Çok şeyler yakalıyoruz, farkında mısın Mert bu ara? Hani ilginç şeyler görüyoruz. Bir de röportaj yaparken dikkat ediyoruz işte, yani bazen bazı vatandaşlarımız hiç ummadığımız şeyler yapıyor, hiç ummadığımız sözler söylüyor. Biz de ara sıra böyle bir afallama durumu yaşıyoruz, yaşamıyor deriz. Mert kenardan gel. Araba geliyor. Büyük Mustafa Paşa Mahallesi'nde gezimiz devam ediyor. Ara sokakları geziyoruz. Girmediğimiz sokaklara girmeye çalışıyoruz değerli izleyenler. Yine sol tarafımızda epey bir bina yıkılmış. Bu da yıkılmayı bekliyor galiba. Paramparça olmuş çünkü. Numara 7. Apartmanın ismi yazmıyor değerli izleyenler. Bu binada bayağı bir hasar almış. Maalesef. Hemen yan tarafındaki bina da gitmiş. Bu ne ağacı Mert? Çeksene şunu bir. Soralım, bu ne ağacı? Aslında birisi olsa sorardık. Kimse yok, ses de gelmiyor. Değişik bir ağaç değil mi Hülyakaya? Bilen varsa Hülyakaya yazsın bu ağacın ne olduğunu. Ben bilmiyorum. Yani tüylü bir şey. Bir koku falan da yok. Ara sokakları gezmeye devam ediyoruz değerli izleyenler. Şu şekil işte. Yani idamını bekleyen mahkumlar gibi. Binalar bu şekil bekliyor. Hasan Mandallı Sokağı'ymış değerli izleyenler buranın ismi. Hasan Mandallı Sokağı'nda mahalleyi gezmeye devam ediyoruz. Böyle gidelim Mert. Soldan devam edip aşağı doğru geri gidelim. Gölgeleri kullanmak istiyorum ama işte öğlen güneşine denk geldik.
Buradan da aşağıya ineriz. Oradan da yayınımızı sonlandırırız Mert. Sıcak. Yaklaşık 37-38 derece değerli izleyenler şu an Malatya. Ve bu sıcakta memleketin halini, durumunu, ahvalini ekranlarınıza getirmeye çalışıyoruz. Az önce abim de söyledi ya, belediyede çalıştığını, yani tas kayıp dedi. Katılmamak elde değil. Çünkü şehrin ne halde olduğu ortada değerli izleyenler. Yani ne temizlik var. Yani belediyeler bunlar asli görevleri. Tamam biz insanoğlu olarak bunları yapmamamız gerekiyor. Çevreyi kirletmemiz gerekiyor ama işte kirleniyor. Ne yaparsanız yapın kirleniyor. Temizlik olayı Malatya'da maalesef çok kötü. O belediye onun üzerine atıyor. O diyor benim alanım değil diyor. Burası senin alanın diyor. Yani şaştı kaldı vatandaş. Özellikle çöplerin toplanması noktasında da ilaçlama noktasında da çok büyük sıkıntıların olduğunu duyuyoruz, görüyoruz. Nasılsınız? İyisiniz? Ne iş yapıyoruz? Dükkan sizin mi? Ne iş yapıyorsunuz? İş yapmıyoruz. Nasılsınız? İyisiniz? İyiyiz hocam. Geldik mahallenizi çekiyoruz böyle. Halınızı da hatırını sormak istedik ama. Eyvallah. Kolay gelsin size. Sağ ol. Teşekkürler. Bir tane de satılık bina varmış burada Mert. Sahibinden satılık. Şu ara sokaktan inelim. Mert aşağı doğru. Bu sefer de nereye çıktık? Sıtma Pınar'a mı doğru mu geldik? Mahalle arasını gezelim diyoruz. Caddelere çıkıyoruz. Yapacak bir şey yok. Bak buraya da tane ayaklı konteyner getirmişler Mert. Görüyor musun? Bir şeyler aldım. Alıp götürmelik tam. Nereye istersen. Yine binalar arasında Mert yakaladığı görüntüleri göstermeye çalışıyor. Kayısı diyarıydık, deprem diyarı olduk. Aynen öyle. Herhalde 18 bin deprem olmuştur o günden bugüne. 18 ay geçti, 18 bin depreme yaklaşmışızdır. Aslında onların da bir istatistiklerine bakalım. Kaç bin deprem olmuş. Onu da öğrenmeye çalışalım. Sol tarafı da göster Mert. Binaların çoğu yıkıldı. Burası neresi biliyor musunuz değerli izleyenler? Dur ben bir bakayım. Sınav Pınarı'ndan yukarı çıkarken. O ekonomik pazar değil, yok. Sınav Pınarı'nın o yukarılar. Değirmenin hemen yukarılar buralar değerli izleyenler. Gel Mert, şu aradan tekrar devam edelim. Hatırlarsınız buradan depremin ilk zamanları zar zor geçirdik değerli izleyenler. Binalar falan yıkılmıştı buralar hep. Korka korka yürüyorduk. Büyük Mustafa Paşa Mahallesi'nde gezimiz devam ediyor. Bakalım buradaki esnaflarımıza da bir selam verelim. Selamünaleyküm. Nasılsın abi, iyisin? Hoş geldiniz. Sağ olun. Şekli sokakta gördüm seni, orada seyrediyordum. Geleydin abi. Yok, sigara içmek için dışarı çıktım. Nasılsın abi, iyisin? İyidir, sağ olun. İşler nasıl gidiyor? İş yok, oturuyoruz. Döşeme iş yapıyorsun? Evet. İşler, yani bir kanepe takımını kaça döşüyoruz şu an ortalama? 5 liraya döşüyoruz bir tek bir taneyi. Tek bir tane. Kanepeyi evet. Mi? Evet. Set halinde? 15 lira. 15 liraya falan mal oluyor. Evet. Ama iş yok. İş yok. Yıkmıyorlar. Yan binanızı da bekliyorsunuz. Kaç kere Hülya ablaya da yazdık, söyledik. Kırkızlar cirit atıyor. Kötü niyetli insanlar. Malecileri. Şu arkadaşın evi hafif hasarlı. Girdiler kombisini götürdüler, elektrik tesisatını götürdüler. Hadi ya. Evi hafif hasar. Oraya da çeksinler. Ne ağır hasar verirler, ne onu verirler. O yan bina içerisine bak. Yan bina adamına çok ödü vermezler. Öyle yetiştirdik. Çok geçmiş olsun. İsteyin bir temenni. Temennimiz yok. Ara sokakları gezmeye devam edelim. Sağ olun. Abi kolay gelsin. Güle güle. Sağ olasın. Bu bina da hakikaten perme perişan diyorlar ya değerli izleyenler. Hakikaten perme perişan bir durumda. Artık kolon demirleri gün yüzüne çıkmış. Vay ki vay Mert. Görüyorsun. Kirişler bile çok kötü durumda yani değerli izleyenler. Bu bina yıkıldı yıkılacak yani. Allah korusun. En ufak bir depremde, yüksek şiddetli bir depremde maalesef gider. Şu sol köşeyi de çek Mert. Bu binada aylardan beri böyle bekliyor. Biliyorum burası bir sefer de yanmıştı. Onu da söyleyeyim. Abim şimdi bana hatırlatıyor. Burada bir sefer yangın da çıkmıştı değerli izleyenler. Hele bakalım ne olacak burası. Ne zaman toparlayacağız? Ne zaman bitireceğiz bu işleri? Allah bilir. İşte bu şehrin yöneticilerinin bir an önce harekete geçmesi lazım değerli izleyenler. Onu söylüyorum. Yani belediyelerin, valiliğin tüm birimlerinin
bu şehri ayağa kaldırmak için bir şeyler yapması gerekiyor. Bu şehrin derdiyle dertlenmemiz gerekiyor. Ama işte bunu göremiyoruz. Hala diyorum ya işte belediyelerde personel atamaları şunlar bunlar. Nereye kadar abi biz bu şehri nasıl ayağa kaldıracağız? Bütün belediye başkanları 4. ayına girdiler. Var mı bir gelişme? Var mı bir pozitif bir durum? Ben görmüyorum, bilmiyorum. Siz görüyor musunuz? Yani ortalığın kirini, pisliğini herkesten çok ben siz görüyorsunuz yani. Değerli izleyenler, çarşı olan sizsiniz. Ben de çok geziyorum, sizin gibi çok geziyorum. Gördüğümde anlatmaya çalışıyorum. Belediyeler asli unsur, asli görev olan temizlik işini yapmıyor. Bu bir gerçek. Niye yapmıyorlar onu da anlamış değilim. O kadar personelleri var, o kadar şeyleri var. Yani oturmayla bu iş olmuyor yani. Değerli izleyenler, odalarda, klimalı odalarda oturmayla bu iş olmuyor. Bir şu kuaförlerine de selam vereyim. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Nasılsın, ne yapıyorsunuz? Sağ olasın. Yayınlar kısa. Canlı yayında. Şimdi bir selam verelim size. Eyvallah, kolay gelsin sana da. Konuşmak istemiyorsan sıkıntı yok. Eyvallah, tamam. Hadi kolay gelsin. İsyanımız buna. Başka bir şey yok yani değerli izleyenler. Ötesi, berisi yok. Bu bina acaba kültür varlığı olarak mı geçiyor Mert? Üzerinde herhangi bir yazı yok ama. Yıkılmış, vatandaş gelmiş buraya konteyner koymuş. Eşyalarını sağını solunu oraya geçirmiş. Bir şekilde yaşamına devam etmeye çalışıyor değerli izleyenler. Şu an burası Büyük Mustafa Paşa Mahallesi. Snap'ın hemen sağ taraf mahallesi, sol taraf mahallesi. Kolay gelsin. Evin içine yasak mı? Evin içine içmiyor musun? Kolay gelsin sana da. Sağ ol. Güneşli ama dikkat et aman ha. Burada bitirelim Mert, sıcak. Toparlayalım. Değerli izleyenler, bugün Büyük Mustafa Paşa Mahallesi'ni sizler için ekranlarınıza getirdik. Vatandaşlarımızın sorun ve sıkıntılarını ekranlara getirdik. Şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar Hülya Kaya. Seninle beraber en kısa sürede dışarıda bir canlı yayın yapmak istiyoruz. Buradan da bu mesajı iletelim. Görüşmek üzere değerli izleyenler. Hoşçakalın.